Merhaba sevgili dostlar. 2001 yılından beri resme ciddi şekilde eğildim. Size pandemi dönemimi bana rahat geçirmemi sağlayan atölyemi gezdireceğim şimdi. Resim atölyemi. Burada ilk yaptığım işler böyle hatıra olarak saklamışım. 2001 yılında yaptığım işler. Mahir Güven'le çalıştım. Mahir Güven benim akademiden kardeşim. Mimar Sinan'dan. Ama hocam aynı zamanda. Çok değerli bir ressam. İşte burada minik bir kitaplık var, resim kitaplığı, resimle ilgili, resim sanatıyla ilgili işler var burada. Tuvaller, fon atılmış tuvaller, sırada bekliyor. Benim bir Ayasofya takıntım vardır. Bayılırım Ayasofya'nın kitlesine, muhteşemdir. Onu böyle kompozisyonlar haline getiriyorum. Bu Ayasofyalı ağaç, bu resim adı. Burada başka işler var. Tophane-i Amiri'nin bir işi bu. Polonezköy'den yaptığım kış resimleri var. Yine buralarda değişik işler var. Gaziantep'te bir han içi. Turne'den yaptığım bir resim. Eskizlerini çalışmıştım. Bu yıl akrilikle çalışmaya başladım. Akrilik de çok hoşuma gidiyor. Yağlı boyanın yanı sıra. Akrilik de güzel geliyor bana. Bu böyle bir eskiz diyelim akrilikle. Bu arada burada Polonezköy'de vadi pansiyonlar, böyle bir yorumlama var. Eski resimlerime bazen dalıyorum. Beğenmediğim şeyler oluyor. Hep olur sanatta, o değiştirmek istersiniz. Hiç bitmez resim. Bu iki Sinan. Sinan'ın iki muhteşem eserinin bir yorumlaması ama daha devam edeceğim. Buralarda başka resimlerim var. Bu bir sanatçı, genç bir sanatçının resmidir. Ötür Eylioğlu. Bu da Özgüven ama önündeki benim resmim. Bunu Osmaniye'den bir çalışma. Başka neler var? Yine sırada bekleyen tuvaller var. Burada bir iki iş var. Ha, akrilik, bu da akrilik bir iş. Akrilik hoşuma gidiyor. Birkaç seansta bitiyor. Çabuk kuruyor. Ama yağlı boyanın da başka bir tadı var. Bu yine pandemi döneminde yaptığım bir yağlı boya otoportre. Bunlar küçük eskizler. Ha, kızım Elvan'ın ve oğlum torunum Erol. Bu Sezan'dan bir kopya. Sezan'a saygı adına yapılmış bir iş. Bakın burada torunlarım var. Oyun oynuyorlar. Bir palyaço onları boyuyor. Evet, böyle. Bu benim hobim. Çok severek yaptığım bir uğraş. Çok derin bir iş. Asla ressamım demiyorum. Resim yapıyorum diyorum. Çünkü hayatını bu işe vermiş dostlarım, arkadaşlarım var. Ünlü ressamlar var. Onlara saygımdan ben resim yapıyorum diyorum. Ama fena da yapmıyorum. Hepinize iyi günler.